Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. İnşallah güzel bir gün yaşayalım. Hani farklı yorumlayabilirsiniz ama içimden geldiği gibi konuştuğumu biliyorsunuz. İşte 23 yıldır maşallah bu program devam ediyor. Artık hani gizlimiz saklımız yok, birbirimizi tanıyoruz. Hani olmak istediğin kişilerden biri kimdir dersiniz? Örnek aldığım, gerek kişilik bakımından, gerekse çalışma bakımından, disiplin bakımından, aile yapısı bakımından, memleketi bakımından hepsini özetlediğimizde Sayın Bekir Okan diyebilirim hakikaten. Gerçekten hani öyle bir üniversite kurduk ki ve her şeyini vakfetti. Hani vakıf diyoruz ya, gerçekten her şeyini vakfetti. Zamanını vakfetti, parasını vakfetti, işte geleceği vakfetti. Amacı, tek bir amacı var. Hani gençlerimizi yetiştirmek. Ne güzel, üniversitemizin üzerine titriyor açıkçası. Hep bir şey koymaya çalışıyor. Her yıl bir farklılığı eklemeye çalışıyor. İşte bundan dolayı. Ha, farklı anlaşılır mı? Rica edeyim, farklı anlamayın. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel duygularınız için. Samimi duygularım. Evet, değerli konuğumuz Okan Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bekir Okan. Buyurun hocam, neler söyleyeceksiniz? Öğrencilere, aday öğrencilere şunu söylemek isterim. Tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerekir? Birincisi, üniversitenin fiziki yapısına, kampüsüne, nasıl bir kampüs? İşte yeşillikler içerisinde mi? Öğrenci yurdu var mı? Laboratuvarları nasıl? Sosyal yaşam alanı var mı? Sosyal yaşam merkezi var mı? Spor kompleksi var mı? Yüzme havuzu var mı? İşte tenis kortu var mı? Gibi şeylere dikkat etmeleri lazım. Yani bu Okan Üniversitesi'nde var. Hem şehrin biraz dışında mı? Şehrin tam göbeğinde değil ama evet, içinde sayılıyor artık. Çünkü artık ulaşım, metro, her şey oldu. Bizim yerimiz Tuzla'da, Okan Üniversitesi'nin. Buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. İkincisi, bu üniversitenin vizyonu var mı? Nedir vizyonu? İşte Okan Üniversitesi'nin vizyonu iş yaşamına en yakın üniversite. Arge bölümümüz. Kurulduğundan beri hep böyleydi. Evet, çünkü ben iş dünyasındayım. Gerek turizm, gerek sanayi, gerek enerji sektörlerinde, gerek inşaat sektörlerinde yurt içinde ve yurt dışında projeler yaptığımız için büyük bir deneyimimiz var. Bunu öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz zaten. Ve bu bağlamda da işte TÜSİAD'la olsun, Müteahhitler Birliği'yle olsun, Turizm Yatırımlar Derneği olsun, TÜRSAP olsun ve diğer odalar birliği olsun. Biliyorsunuz ben Yüksek Öğrenim Meclis Başkanıyım, o 12 yıldır. Yani bu sektörlerle iç içe olmamızın büyük avantajı var. Bizim öğrencilerimizin binlerce üniversitemizin anlaşması olan şirketlerle işbirliği çerçevesinde orada birinci sınıftan itibaren iş yaşamına hazırlık programıyla hem okuyorlar hem çalışıyorlar. ECOP projesinde bir yılını orada geçiriyorlar, pratik kazanıyorlar ve de üniversitede okuyan öğrencilerin en önemli şeyi, korkuları diyelim, bitirdiğim zaman ne olacağım? Evet. İşte Okan Üniversitesi'nde bitirdiği zaman bu çalışmalardan dolayı bir yerde işleri hazır gibi oluyor. Yani daha bitirmeden. Daha bitirmeden, iş yaşamına hazırlık programıyla birlikte. Onun ötesinde çok güçlü bir kadro. Diğer taraftan İngilizcenin yanında Çince, Rusça, Arapça, yani gelişen pazarlarda geçerli olan lisanı öğrenme. Onun ötesinde Türkiye'de ilk bizim başlattığımız girişimcilik dersi. Bu yıl bütün öğrencilerimize bunu uyguluyoruz. İşte Türkiye'nin en önemli iş adamları gelip nasıl başardığını anlatıyor teorinin dışında. Onun ötesinde yine kariyer merkezimiz çok ciddi çalışıyor. Kariyer yaşam dersimiz var. Ve bunun içerisinde Happy Life dersimiz var. Üniversiteyi bitirmişsin. Hobin ne? Ama mutlu değilsin. Mutlu değilsin. Yapacak bir şeyin yok. Bir şeyin yok. Hayır. İnsan kaynakları bölümleri de şirket, büyük şirketleri soruyor. Sen ne hobin var? Hangi sporu yapıyorsun? İşten başka ne yaparsın? Ne yaparsın? İşte sinemaya mı gidersin? Dans mı spor edersin? Mu spor mu ya? Yüzme mi biliyorsun? Tenis mi? Toplum için bir şey mi yaparsın? Bir şey yaparsın. Bu ders sadece bizim üniversitede var. Bir kredi. Bunu vermeye mezun olamıyor. Yani bir yerde çocukları zorluyoruz bu konuda. Dolayısıyla bu farklılıkları şey yaptığın zaman Okan Üniversitesi büyüyor ve büyüdü. Şu anda 26 bin öğrencimiz var. Şimdi yeni bir şey yapıyoruz. Kültür Sanat Merkezi. İstanbul'un en büyük
konferans salonlarından birisi olacak. 1550 kişilik. 3 katlı kütüphane. Eylül'de açılacak. Eylül'de, evet. Eylül'de bitiyor. Gerçekten. Bir de üniversite sadece kendi öğrencilerine değil, çevresine, topluma, ülkesine, topluma, insanlığa, kültür ve eğitim, sanat yönünden katkı sağlaması gerekir. O bağlamda da biz bu merkezi yaptık. İnşallah Eylül'de açılışını yapacağız. Ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'ye orada konferanslar olacak, etkinlikler olacak, sergiler olacak. Biz öyle bakıyoruz eğitime. Ama bütün bunlardan önce değerli hocam, şuna çok önem verdiniz. Öğretim kadrosunun niteliğine baştan itibaren çok büyük önem verdiniz. Diğer şeyler arkadan geldi. Ama önce o vardı. Çünkü olmazsa olmaz bu. Yani sadece akademik yönden değil, piyasa bilgisi olan hocalar bizde. Evet. Yani piyasa rektörümüz, rektör yardımcılarımız, bölüm başkanlarımız, dekanlarımız hep piyasayla ilişkili. Çünkü piyasadan uzak olursan başaramazsın. Bakınız şimdi Amerika'da en kötü üniversitenin yıllık gelirinin %50-60'ı yaptığı projelerdir. Yani ya know-how'dır, evet, ya da sanayiye, iş dünyasına yaptığı projelerdir. Ya da araştırma merkezlerine. Araştırma yaptığı, evet, Ar-Ge bölümleri çok ciddi çalışır. Şimdi biz Okan olarak da buna çok önem veriyoruz. Şu anda bizim 40-50 milyonluk elimizde projeler var. Biliyorsunuz ilk sürücü aracı yapmıştık. Evet. Şimdi onu genişletiyoruz, başka projelerde yapıyoruz. Böylelikle hem sanayi hizmet etmiş oluyoruz, hem de hocalarımıza bir ek gelir. Evet. Hocalarımıza, öğrencilerimize ek gelir olmuş oluyor. Bir de şu var, şimdi vakıf üniversiteleri paralı imaj var. Bizim üniversitemizin %97'si burs alıyor öğrencilerin. %100 alan var, %50 var, %50 artı 10 var bu sene, %25 var. Ve bunun toplamı %100'e hesapladığınızda %52 buluyor. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri sadece paralı öğrencilerin değil, parasız fakat başarılı olan, başarılı endeksli öğrenciler de oraya okuyabiliyor. Bunu açıklamak isterim. Hatta şöyle desem yanlış mı olur? Ya hamdolsun Allah daha çok versin. Sizin hani oradan gelecek bir gelire ihtiyacınız yok. Kaldı ki siz kim bilir kendinizden daha üniversiteye hani o şeylerin dönebilmesi için ne kadar çok yatırım yapıyorsunuzdur. Çok işte şimdi bu kültür sanat merkezi, diğer yatırımlarımız, ayrıca da çevremde işte mütevelliyet üyelerimiz, kendi eşim, hiç imkanı olmayanlara ayrıca burs veriyorlar. Hı hı. Burs veriyoruz. Yani bizim burslarımızın o 97'lik bursun dışında da öyle. İşte geliyor çocuğun mesela babası ölmüş. Biz buna da ayrıca işte bu çevremizden burslar verdiriyoruz. Yani i̇şte, o kategoriye girmeyenlere farklı, evet, bir... Evet, engelli bursumuz var, sporcu bursumuz var. Çok geniş yelpazede burslar veriyoruz. Son yıllarda sağlık alanına çok büyük yatırım yaptınız. Yani hastanesiyle, diş hekimliğiyle, öyle değil mi? Şimdi bizde bir sağlık merkezi var üniversitemizde de. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık meslekçisi okulu. Bir binada laboratuvarlar falan muazzam. Simülasyon merkezi muazzam. Ayrıca bunların uygulamaları öğrenebilmesi için Tuzla'da 250 yataklı tıp fakültesi uygulama hastanesi, uygulama ve araştırma hastanesi yaptık. Onun ötesinde yine Tuzla'da 140 ünitlik diş hastanemiz var. Daha önce Mecidiyeköy'de yine bir diş hastanemiz var. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Çünkü uygulamayı çocuklara, öğrencilerimizin hastanelerde, kendi hastanelerimizde vermek istiyoruz. Ayrıca ülkede döviz kazandırıyoruz. Yurt dışında hastalar getiriyoruz. Şimdi bir ilk kez burada açıklıyorum. Küba biliyorsunuz kanser konusunda, evet, çok gelişmiş. Evet. Şimdi onlarla bir ön anlaşma yaptık, işbirliği. Burada bir kanser merkezi kuracağız. Kübalılarla birlikte. Küba, Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim üniversitede öyle bir merkez kuracağız. Son aşamalara geldik yani. Çok iyi. Ve bu tür çalışmalar geçtiğimiz devam günlerde ediyor. Gene basında da yer aldı, bu simülatörle ilgili bir haber vardı. Pilotaj. Evet, şimdi şöyle, bizim pilotaj bölümümüz var, sivil havacılık bölümümüz var ve Bahçeli Evler kampüsümüzde büyük bir simülatör aldık. Hatta pilot eğitiminde de, evet, pilot eğitiminde öğrenciler zaten belli bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. AFA ile de anlaşmamız var. Pratik şeylerini bizde yapacaklar. Diğer uçuşlarını da AFA'nın uçaklarında yapacaklar. Çok. O da büyük avantaj. Amerika'daki kampüs nasıl gidiyor? O da çok iyi.
İşte Miami'de Okan International Üniversitesi kurduk. Şimdi genel Türkiye'deki yüksek öğrenimin sorunu İngilizce. İngilizceyi yerinde öğrenmek için bir üniversiteyi kurduk. Aynı zamanda uluslararası öğrenci alacak dünyadan. Şimdi bizim öğrenciler ek ücret ödemeden İngilizceyi ister Okan İstanbul'da isterse de Miami'de okuyabiliyorlar. Hiç ek ücret ödemeden. Bu da çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bir de hocam bu şeyleri mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz da hani sadece kendimize olmamalı bu. Yurt dışından da yabancı öğrenciyi çekebilmeliyiz. Yani sizin de vakıf üniversitelerinin de hassasiyetle üzerinde durduğu konu bu. Oradaki ilerlememiz nasıl? Orada da çok iyi. Gerek Afrika ülkeleri, Irak olsun, dünyanın Amerika'da dahil, Rusya'da dahil yabancı öğrencilerimiz var. Ve bu 1000 öğrenciyi geçiyor. İşte bu yılda sanırım 500 öğrenci yeniden almış olacağız. Bu şu yönden de çok önemli. Yani bu okulu bitiren öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde ya iş adamı olacak veya bürokrat veya politikacı. Kesinlikle. Ve Türkiye ile bağı olacak. Yani Türkiye'nin lobisini yapacaklar. Yani orada Okan veya X, Y, Z değil. Önemli değil. Yani Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin böyle de bir katkısı olacak Türkiye'ye ilişkiler açısından. Peki şimdi sonuçlar açıklandı ama hani geçen yılki sınav sistemine göre bir hayli şey değişti. Bu anlama değişti, o değişti, bu değişti. Siz yıllardır hani gerek tercih döneminde, gerekse tercih döneminden önce okullara, rehberlere, öğrencilere, velilere ulaşma konusunda çok büyük çaba sarf ediyorsunuz. Bu yılda 8 Ağustos'ta gene bir etkinliğiniz var. Ondan evet. Söz edelim. Şimdi öğrenciler tabii bütün bizim üniversiteye gelsinler, gelmesinler. 8 Ağustos'ta bunu öğrencilere özellikle bilmesini istiyorum. Velilerin bilmesini istiyorum. Bizde evet. Bu sınav sistemi tercihlerle ilgili büyük bir toplantı olacak. Orada herkes gelip sorularını sorabilirler ve de işte rehber öğretmenler de olacak ve de tercihlerine büyük katkı sağlayacak bir sistem yapıyoruz ve bu yılda 8 Ağustos'ta. Buna bu yıl daha çok ihtiyaç var çünkü bilinmez fazla. Bilinmez var. İşte biliyorsunuz siz daha teknik çalışmalar yaptınız. Sabaha kadar uyumadık diyorsunuz. Evet. Şimdi bir bakıma sayısı arttı ama bu 240 bir sorunu baraj, var. Evet. Baraj sorunu var. Şimdi işte mühendislikte ve meslek lisesi okullarında dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Orada onları daha detaylı anlatacağız. Peki yakın zamanda başka ne gibi girişimler var? Mesela şu anda Amerika'da kampüsümüz var ama mesela bir Almanya'da yahut da bir hani Dubai'ye gidiyor diğer hani ülkelerdeki üniversiteler. O konudaki girişimler yok. Bizim hedefimiz Amerika. Orada büyümek istiyoruz. Bir de biliyorsunuz bizim Okan Koleji var. Hı hı. Akfurat'ta kampüsümüzün yanındaydı. Çok yanında. Evet, 1000 kişilik. Evet. Şimdi İstanbul'da yine yenisini açıyoruz Hacı Badem'de. Yok. Neydi oranın ismi ya? Büyük bir yerde çok güzel bir kampüs yapıyoruz. 1300 kişilik. Burada esasında hani üniversite Ataşehir'de. Üniversitenin de hocaları burada görev oluyor. Dolayısıyla öğrenciler hani üniversiteye kadar beklemiyorlar. Bir takım şeyler daha okurken görüyorlar. Şimdi biz diyoruz sloganımız anaokulundan üniversiteye Okan'a geldiniz. Anaokulu, ilkokulu, işte ortaokulu, koleji, lisesi, sonra da üniversite mezun ediyoruz. Sonra da yüksek lisans. Belki izlediniz. Yüksek lisans doktora da çok başarılıyız. 11.000 öğrencimiz var. Yüksek lisans doktora da. Bizden sonra en fazla olan öğrenci 5.000 öğrenci. Evet. Bu da gösteriyor ki Okan Üniversitesi'nin yüksek lisansa doktoradaki başarısı. O da tabii ki üniversitenin bir tacı uygulamayı daha iş dünyasının ayağına götürme. Evet. İş dünyasındaki birikimleri üniversiteye adapte edebilme açısından son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.